gerçekleşmiş Selim Selimoğlu Bengi'ye nasıl bir evlilik teklif etmiş? Çok merak ediliyor bu konular. Aynı zamanda bir yıldır beraberlerdi. Bengi sürekli söylüyordu, evlenme teklifi bekliyorum, evlenme teklifi bekliyorum diye. Ama hani son dakika artık bir yıldan sonra ilişkilerinde, evlilik yolunda ilk adımını atmışlar. Bu da çok güzel bir haber. Ve birazdan görüntülerimizi izleyeceğiz. Şimdi hattımızda diğer telefonumuz var. Ekrem Bey, merhabalar. Merhabalar. Neden hattan düştüm biliyor musunuz? Neden? Çünkü şiddet insanı hayattan koparır. Doğru söylüyorsunuz. Evliliklerin ve ilişkilerin bitme nedenidir. Aman dikkat. Bakın, şiddet deyince hemen benim telefonum hattan düşürdü sizi. Ekrem Bey, şimdi şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez dedik. Ve hiçbir canlıya, şimdilerde işte haberlerde görüyoruz hepimiz. İşte canlılara, köpeklere yapılan şiddetten tutun da her türlüsü zaten şiddetin kabul edilemez. Hem sözlüsü hem zaten hani fiziksel yoğunluğundan bahsetmiyorum bile. Dolayısıyla biz bu öfkemizi kontrol etmek için, bu şiddetten biraz olsun uzaklaşmak için daha barışçıl yöntemlere başvuralım istiyorum. İnsanlar arasındaki barışçıl yöntemleri ortaya çıkartalım ve daha barışçıl insanlar olalım. Daha böyle olumsuz düşüncelerden uzaklaşalım. Hayata daha güzel bir perspektiften bakalım istiyorum. Dolayısıyla bunu nasıl gerçekleştirebileceğiz ve daha huzurlu nasıl olabileceğiz? Daha huzurlu hayata nasıl bakacağız ve karşımızdaki insanlara hem iş yerinde hem özel yaşantımızda aslında kendimize nasıl daha huzurlu olabiliriz? Sizden bu soruların cevaplarını bekliyoruz. Tabii şiddet öncelikle bir yanlış düşünceden kaynaklanır. Yanlış algılardan kaynaklanır. Çocukluğumuzda eğer şiddet travmaları yaşamışsak veya rol model aldığımız kişilerin şiddetle ilişkileri yürüttüğünü veya istediklerini elde ettiğini görürsek bunlar şiddet pekişir. Çünkü öfke baldan tatlıdır. Aynı şekilde şiddette bağımlılık yapar. Yani öfke baldan tatlıdır demeyelim. Bence o bile kötü ama gerçekten hani bu şiddet konusunda bizim artık birazcık mantalitemizi değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii tabii. İşte niye tatlı gelir? Aslında tatlı değildir. Öfke zehirdir. Ama yanlış düşünce biçiminden özellikle o şeyi örnek verdim. Çünkü devamlı bağımlılık yapar. Nasıl ki bir hırsızlık yumurta çalmayla başlar, daha sonra çok büyük yerlere gelebilir, büyüyebilir. Aynı şekilde küçük bir şiddet veya öfkeyle, bağırmayla, yani psikolojik şiddet var, fizyolojik şiddet var, gürültüyle bu şiddeti uygulama var, korkutarak var, tehditle var, tokatı kaldırarak var. Yani kısaca benim seyircilerimize söylemek istediğimiz şudur. Yani bir şiddetinde başlar ve onu durduramazsın. Freni boşalmış kamyon gibi neyi yıkıp geçireceğini tahmin edemeyiz. Sizin de bahsettiğiniz gibi az önce şiddetle değil de artık dünyanın, ülkemizin, ilişkilerin, yuvaların, aşkların diplomasiyle ve psikolojik bir doğru düşünme biçimiyle bu algılarımızı düzeltmemiz lazım. Yani enfeksiyon kapmış düşünce kötü şiddet duygularını uyandırır. Şiddet duyguları da şiddet davranışına yönelir. Bunu engellemenin yolu, eğer bir kişi öfkeliyse ilişkide bir artık ilişkiyi yaşayanlar terapiye gidebilirler birlikte. Bunun nedenleri herkese göre değişir. Tam da bu noktaya değinecektim. Tam da bu noktaya gelecektim. Tabii. Ekrem Bey. Şimdi ben de şiddetin davranış biçimi değil, bir düşünce biçimi olduğuna katılıyorum. Hani doğru mudur bu? Size de onaylatmak isterim bir psikolog gözüyle. Çünkü yani, kötü düşünceler kötü davranışları getirir bence. Tabii. Davranış görünen yüzüdür. Buzdağının görünen yüzüdür. Ne olacak? İşte bir kolunu mu morarttım? Ne olacak? Bir saçını çektim. Ne olacak? Bir ittim. Bunun için karakola düşmeye gerek var mı? O da hak etti.
Ne olacak, ben televizyonu kırdım, seni kırmadım. İşte ben kapıyı yumrukladım. Aslında bunlar daha büyük şiddetlerin ayak sesleridir. Aynen. Bu tip durumda o bataklığı, ta hani meşhur bir söz var ya, çocukluğuna kadar yine anlatabildim mi? Bakmak düzelte lazım. Düzelte o travmaları gelmek gerekiyor. Diğer türlü hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğitimli kişiler şiddeti daha çok uyguluyorlar veya uygulamayıp sonunda daha şiddetli bir şekilde ve manipülatif bir şekilde uygularlar. Size birçok gerekçe sunarlar. O yüzden onlara karşı bayanların daha entelektüel, daha bilimsel bir dille kendilerini savunmaları ve hemen aynı şartlarda affetmemeleri lazım. Günümüzde yani mobbing aslında bu konuya en güzel örnek herhalde. Çünkü çok doğru söylediniz. Eğitimli kişiler de yapıyor bu durumu. Hatta eğitimli kişilerin yaptığı daha da berbat oluyor gerçekten. Çünkü mobbing uyguluyorlar karşısındaki kişilere karşı. Mobbing de en güzel şiddet örneğinden biri sanırım. Tabii iş yerinde daha çok bayanlara uygulanıyor. Bu da kabul edilemez bir şey yani. İş yerlerinde de bu durum kabul edilemez. Bir şey söyleyeyim mi? Kendimize neyin uygulanmasını kabul edilemez buluyorsak, hem cinslerimize, işte aynı bir insanız, bir Allah'ın kullarıyız. O zaman kendimizden olan kişiye niye şiddet uygulayalım? Evet. Hayvanlara niye şiddet uygulayalım? Doğaya niye şiddet uygulayalım? Çünkü şiddet bir kısır döngüye sokar ve kan davasına dönüştürür. Ben ona, işte o bana iki yumruk attı, dur ben de ona üç yumruk atayım dediğin an kıyamet kopar. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem Bey verdiğiniz bilgiler için. Hoşça kalın, dostça kalın. Birçok konumuz olduğu için bugünlük kısa kesiyoruz. Ama bunu lütfen sık sık gündeme getirelim. Seyircilerimizden de güzel yorumlar, güzel paylaşımlar bekliyoruz. Kanalımıza desteklerini beğeni ve yorumlarıyla ve telefonlarıyla yapabilirler. Hoşça kalın, dostça kalın. Şiddetsiz günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.